ülkemizde bir kadın öldürülmesin. Bu konuyla ilgili açıklamayı Sayın Kadın Kolları Başkanı Fatma Cenevki'ye bırakmadan önce sizlere bir iki cümleyle açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel günlerdir, haftalardır sözlü olarak provoke ediliyordu, sözlü olarak tehdit ediliyordu. Maalesef ki iki gün önce bu sözlü tehditler fiiliyata dönüştü. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz tarafından haince, kalleşçe arkasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saldırıya uğradı. Neyse ki bu saldırı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimiz tarafından bertaraf edildi. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yumrukların çarpıştığı değil, fikirlerin çarpıştığı bir yerdir. Ancak saray rejimi ve taşeronları kendilerine görev edinmişlerdir. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel'in de dediği gibi bizler bir santim eğilmeyeceğiz, bir adım geri durmayacağız, bir kelime eksik söylemeyeceğiz. Eğer bizler bu şekilde davranmazsak Türk halkını saray rejimi diz çöktürecektir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun sebebi biliyorsunuz ki günlerdir açıklanan anket sonuçları Millet Cumhur İttifakı artık %50'nin altındadır. AKP'nin oy oranları %30 bandına düşmüştür. Siyasi çözümler bulamayan iktidar artık provokasyona bundan sonra daha fazla yeltenecektir. Bizler bunlara hazırız. Bunun için mücadeleye hazırız. Ben sözlerimi noktalayarak Kadın Kolları Başkanımız Sayın Fatma Celepçi'ye bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli basın emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi, ailem. Hepiniz beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Tüm dünyada ve Türkiye'de koronavirüsü ile birlikte olağanüstü bir dönem geçiriyoruz. Biliyoruz ki korona salgını süresince en çok etkilenen kesim işçiler, emekçiler, işsizler, yoksullar ve tabii ki kadınlar. Bu süreçte ne yazık ki kadına yönelik şiddet çeşitli başvuru ve yargı mekanizmalarının işletilmemesinden kaynaklı olarak daha da vahim bir noktaya geldiğini gördük. Yeni infaz yasasının yarattığı tahliyeler ise şiddeti artıran önemli bir unsura dönüştürdü. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun açıkladığı verilere göre Mayıs ayında 21 tane kadınımız, kadın kardeşimiz, Nisan ayında 20 kadın kardeşimiz erkekler tarafından katledildi. Kadın daha birkaç gün önce Konya'da Nargül Yıldız, Muğla'da Zeynep Şanpınar, Manisa'da Gündür Kocabaş, Rize'de Rukiye Çerman ve Diyarbakır'da Nurcan Polat ve niceleri erkekler tarafından katledildi. Caydırıcı yasalar uygulanmadıkça erkek akıl, erkek yargı, erkek devlet anlayışı değişmedikçe, kadınların güçlendirici önlemler alınmadıkça şiddet önlenemeyecektir. Biz şiddeti öven tüm yaklaşımları teşhir edeceğiz. Katillerin hak ettiği cezayı alması için bütün davaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Nafakayı kaldırmak için yasa hazırlıkları yapanlar 6.284 sayılı yasayı kaldırmak isteyenler, İstanbul Sözleşmesi'nden devletin imzasını çekmek için uğraşanlar katledilen kız kardeşlerimizin cinayetlerinin sorumlusudur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Nafaka ile ilgili değişiklik yapmanıza izin vermeyeceğiz. 6.284 sayılı yasaya dokunamayacaksınız. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmanıza izin vermeyeceğiz. Aile içinde çizdiğiniz o sınırda yaşamayı kabul etmeyeceğiz. Kadınları ölmek istemiyorum. Ölmeden koruyorum beni. Beni öldürdükten sonra mı tutuklayacaksınız? Çığlıklarının yükselmediği bir hayatı kuracağız. Yan yana gelerek, dayanışarak, yığmayarak, mücadele ederek kazanacağız.
hiçbir kadının saçının teli zarar görmeyene kadar, tam eşitlik sağlayana kadar meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Bu neden, bu memlekette özgür ve eşit yaşayacağımız, emeğin sömürülmediği şehirleri inşa edeceğiz. Yaşasın kadınlar, yaşasın mücadelemiz. Teşekkür ediyorum hepiniz katıldığınız için. Çok sağ olun. Sen de sağ ol.